Doğu Anadolu bölgesinin çekim merkezi Ağrı, tertemiz havası ve yemyeşil meralarıyla hayvan yetiştiriciliğine en elverişli kentlerimizin başında geliyor. Ağrı Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin bölgedeki faaliyetlerini Birlik Başkanı Mehmet Nuri Samancı ile konuştuk. İzliyoruz. Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin Türkiye ekonomisine katkısı yadsınamaz. Ağrı Dağı'nın eteklerinde bir inci gibi parlayan Doğu Anadolu bölgesinin çekim merkezi Ağrı, tertemiz havası, sulak arazisi ve yemyeşil meralarıyla hayvan yetiştiriciliğine en elverişli kentlerimizin başında geliyor. Ağrı, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin bölgedeki faaliyetlerini öğrenmek üzere Birlik Başkanı Mehmet Nuri Samancı'yı makamında ziyaret ettik. 2006 yılında 25 kurucu üye ile çiftçiye hizmet için yola çıkan birlik, bugün 13.600 kişiden oluşan üyesi ve ard arda hayata geçirdiği projelerle başarıdan başarıya koşuyor. 2006 yılından beri birliğimiz kuruldu. Ben kurucu üyesiyim, kurucu başkanım. Halen devam ediyoruz. İnşallah çiftçilerimize güzel hizmetlerimiz oldu ve bundan sonra da hizmetlerimiz devam edecektir. Çiftçiye hizmet demek, bölge ekonomisine katkı demek. Hükümetin tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği ciddi politikalar sayesinde Türkiye'de önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Başkan Mehmet Nuri Samancı, 2006 yılından bu yana birliğin kat ettiği mesafeyi şu sözlerle açıklıyor. 2006 yılında ilk kurulurken birliğimizin işlevini birlik üyelerimiz bilmeden dolayı bir takım sıkıntılar, sorunlar yaşadık. Tabii hamdolsun ki çok şükür bunları biz üye ziyaretlerinde bulunarak, bunları anlatarak, ekibimizle, personelimizle, yönetim kadromuzla bunları anlattık. Bunları ciddi anlamda çözüldü. Şu an çok iyi hizmetlerimiz var. Çiftçimiz artık birliğine sahiplendi. Birliğimiz tamamen sistemi oturmuş oldu. Şu an kurumsal bir yapıya kavuştu. Tabii burada ciddi destekler de var. Projeler de var. Bundan dolayı öncelikle biz Sayın Başbakanımıza, Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü hayvancılıkla ilgili ciddi politikalar geliştirildi. Ciddi projeler var, destekler var. Coğrafi yapısı nedeniyle Ağrı'da koyun yetiştiriciliği ön planda. Birliğin Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiği en önemli projelerinin başındaysa ıslah çalışması geliyor. Başkan Samancı, hayata geçirilen projeler hakkında şu bilgileri veriyor. 25 üyeli birliğimizi kuruluşunu tamamladık. Şu an 13.600 tane birlik üyemiz var. Bir kısım asil, bir kısım aday üye. Toplamda 13.600 üyemiz var. Bizim ilimizin coğrafi yapısından dolayı koyunculuk Ağrı'nın olmazsa olmazıdır. Koyunculukla ilgili geliştirdiğimiz, hayata geçirdiğimiz projelerimiz var. Sayın Bakanımızdan teşekkür ediyoruz çiftçilerim adına, şahsım adına. 2013 yılında Sayın Bakanımızla bir görüşme yaptık. Sayın Bakan'ın talimat vermesi üzerine Ağrı'da halk elinde ıslah projesi çalışmasını başlattık. İki tane projemiz var. Şu an proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Ağrı'da ıslah projesi olmaz dediler. Şu an birçok ilden çok daha iyi olduğumuza biz inanıyoruz. Projemize ciddi bir verimlilik oldu. Çiftçimize ciddi bir katkı oldu. Hem projede olan yetiştiricilere ciddi bir destek var. Artı şu an projede olan hayvanların ıslahı yönünde ciddi çalışmalar var, verimlilikler var. Biz mor karaman ırkını ıslah edip verimini artırarak bunun ama projenin amacı bu. Tabii bununla birlikte Sayın Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz, İl Müdürü ekiplerine burada teşekkür ediyoruz. Üniversitemizle birlikte değerli hocamız var, proje lideri Zeki Şahinler. Bununla birlikte biz bu çalışmayı yürütüyoruz. Şu an %80 koç hibesi projesi var. 4 yıl devam edecek bir proje, bakanlığımızın desteklediği.
bu kapsamda bu ıslah projesinde ya da TİGEM işletmelerinden temin edilmesi gerekiyor bu damızlık materyalın. Bu da ıslah projemizde şu an 2000'e yakın koç temini biz yaptık. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz kan örneklerini aldı. Şu an tahlillerden sonra inşallah dağıtımlar da yapılacak İl Müdürlüğümüz tarafından. Bunlar ciddi gelişmeler. Piyasaya bir şey oluşturdu. Çünkü kaliteli hayvan olunca çiftçi de kazanmış oluyor. Verimlilik artınca çiftçi kazanmış oluyor. Allah razı olsun. Burada emeği geçen herkese biz teşekkür ediyoruz. Bunun dışında şu an iktisadi işletme kurduk birliğimizin adına. Yem sektörü, çünkü kış memleketiyiz. Dolayısıyla şu anda 5 tane şubemiz var. 2 ilçemizde daha çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 5 şubeyle biz hizmet verdik. İnşallah bu yıl sezon başlarken tüm ilçelerimizde 7 şubemizle birlikte biz yem sektöründe de hizmet vermiş olacağız. Yem sektöründeki amacımız şu: çiftçimizin daha kaliteli yem temin etmesi, artı piyasada rekabet ortamının oluşturulması. Geçen sene biz yem getirmemiş olsaydık çiftçimiz 60-65 liradan yem alacaktı. Ve aldığı yemin protein değeri, enerjisinin ne olduğunu bilmeden alacaktı. Biz çiftçimizi artık parası olmadığı zaman borca alıyoruz. Biz bunları zaten biliyoruz. Çiftçinin içerisindeyiz. Bunu borca aldığı zaman daha yüksek fiyatlara alıyor. Şu anda biz Denizbank'ta bir görüşme yaptık. Üretici kartı çıkarttık. Çiftçimiz üretici kartından çekip 6 ay sonra faizsiz gidip bankaya yatırıyor. Yani hem o aradaki farkı ödememiş oluyor. Daha kaliteli, daha verimli bir yem almış oluyor. Artı gidebileceği bir adresi var. Evet. Çünkü kış memleketi olduğundan dolayı kışın çiftçimiz ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şu an yem sıkıntımızı da bu şekilde aşmış bulunmaktayız. Bu çalışmalarımız da devam ediyor. Serhat Kalkınma Ajansı'na veri taban sistem kurulumu projesini müracaat ettik. 2 yıl önce bu da hayata geçmiş oldu. Bizim aynı zamanda biz sosyal aktivitelerde de bulunuyoruz. Bölgemizin yapısı, bayanlara karşı bakış açısının değişmesi adına Ağrı Birlik Sporu adı altında bayan futbol takımı kurduk. Şu an 3. ligde oynadık. Şu an 2. lige yükseldik. Geçen şampiyonluk maçını da önemli bir takımla yaptık. Beşiktaş'la Ağrı Birlik Spor karşılaşması, en son şampiyonluğa oynadık. Tabii biz şampiyon olamadık ama 2. lige yükseldik. 2. lig kupasını da aldık. Bu bizim için de, bu da ayrıca memnuniyet verici bir çalışma oldu. Her alanda biz çiftçimizin yanında olmak istiyoruz. Çiftçimize elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Çiftçilerimiz artık birliğe sahiplendi. Birliğin her türlü hizmetlerinden faydalanmaya bakıyor. Biz her konuda çıkan kanunlar, mevzuatlar, çıkan projelerle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Yapmak isteyen çiftçilerimiz tabii bundan faydalanıyor. İmkanları olan, şartları tutan çiftçilerimizi faydalandırmaya çalışıyoruz. İşletmeleri ziyaret ederek çiftçinin problemleriyle yakından ilgilenen birlik, bölge ekonomisine de ciddi anlamda katkı sağlıyor. Zaman zaman çiftçi ziyaretlerinde bulunuyoruz. Bu yıl, her yıl tabii rutin güncelleme çalışmaları yapıyoruz. Çiftçimizi birebir işletmelerini ziyaretlerde bulunuyoruz. Bununla birlikte her yıl bakanlığımızın yine desteklediği anaç koyun keçi desteği adı altında destekleme ödemeleri var. Bu yıl 17 milyon küsür bir rakam ödedik. Bu il ekonomisine çiftçimiz açısından önemli. Yani belki %100 değil ama bir nebze de olsa bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da biz yine Sayın Başbakanımıza, Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza ve hükümetimize, çiftçilerimize sağlamış oldukları bu desteklerden dolayı yine teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Hizmette sınır tanımayan birlik, model olacak bir kalkınma örneği sergiliyor. Biz çiftçi temsilcisiyiz. Yani daha fazlasını yapmamız lazım. Ben ve ekibim olarak, genç bir ekibiz, genç bir kadroyla biz hizmet ediyoruz. Biz bu işe gönül verdik, hizmet gönül işidir diyoruz. İnşallah çiftçimiz de bizim yanımızda olduğu müddetçe, destekleri bizim yanımızda olduğu sürece çok daha iyi hizmetler vereceğimize biz inanıyoruz. Bu hizmetlerimiz inşallah devam edecektir. Birliğin kuruluşundan itibaren Ağrı'da anaç hayvan sayısında %100 artış yaşanmış. Mehmet Nuri Samancı,
çözüm sürecinin sektöre büyük katkı sağladığı görüşünde. İlk destekleme ödemesini 2008 yılında aldık. O zaman 470 bin hayvan destek aldı. Bu yılki rakam 880 bin anaç desteği ödemesi yapıldı. Buna baktığımızda %100 bir artış görüyoruz. Artı belki hani kayıt altına alınmayan hayvanlar da var. Bunları da katarsak şu anda anaç hayvan sayımız 1 milyon. Yerlere baktığımızda 1,5 milyona yakın bir hayvan, küçükbaş hayvan potansiyelimiz var. Tabii buna bakarsak Ağrı'da Patnos'a baktığımızda Sipan Dağı eteklerinde. Hamur'a bakarsak Aladağ yaylaları. Taşya'ya gidersek işte İso, Kozbaşı, Kandil yaylaları. Diyadin Tendüre'ye kadar. Doğu Beyazıt Ağrı Dağı'nın eteklerinde. Taşya'ya yine Balıkgöl, Sinek yaylalarından tut. Çemçe yaylası, Kösedağ yaylası, Eleşkirt'e kadar bu yaylalarımız, bu meralarımızı değerlendirmek lazım. Tabii bunlar, bu barış sürecinin de ciddi anlamda buna bir ivme kattığını, bu sektörü biraz daha canlandırdığına biz inanıyoruz. Çözüm süreci başladığından beri hayvancılık sektörü de gelişti. İnsanlarımız rahat yaylalara gönül rahatlığıyla çıkabiliyor. Hiçbir sorun, sıkıntı olmadan hayvancılığını rahat bir şekilde devam ettirebiliyorlar. Hepimizin üzerine düşen sorumluluklarımız var. Bunu en iyi şekilde, güzel bir şekilde çözüm sürecinin devam etmesi için desteklememiz lazım ve bu yönden hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. İnşallah güzel bir şekilde geçer. Ülkemiz için, ilimiz için hayırlısı olur. Biz hükümetimizin yine yapmış olduğu 2-3 ay önce torba yasasında birlikler adına desteklediği ve çıkarıp yasalaştırdığı bir kanun çıktı. Buradan ben yine hükümetimize, orada emeği geçen herkese ayrıca çiftçilerim adına ben teşekkür ediyorum. Çiftçinin en büyük isteği ise aldığı destekleme ödemesinde bir takım düzenlemelerin sağlanması. Çiftçimiz zamanda kış döneminde özellikle destekleme ödemesini Şubat ayı ya da en geç Mart ayında alırsa çiftçimiz adına çok ciddi bir fayda olur. Ama tabii bu bakanlığımızın belirlediği programlardır. Biz istiyoruz ki Şubat Mart ayında olsun. Çiftçi temsilcisi olarak çiftçi adına biz bunları zaman zaman gündeme getirip söylüyoruz. Tabii bu noktada bakanlık buna karar veriyor. Çiftçi adına destekleme ödemelerinin biraz daha artması lazım. En azından bir anaç koyun başına bir torba yem bedelinin destekleme olarak ödemesini biz istiyoruz. Şimdi bu sene 20 liraydı anaç koyun keçi desteklemesi. 2015 yılının 22 liradan gelecek. Ama bunu biz çiftçi adına yetersiz buluyoruz. Çünkü çiftçimiz sürekli bize sıkıntılarını söylüyor. Biz sahada çiftçinin içerisinde olduğumuz için bu sıkıntılarını da biliyoruz. Biz bunları istiyoruz Sayın Bakanlığımızdan. Zaman zaman toplantılarda biz söylüyoruz. Bakanlık bürokratlarımıza söylüyoruz. Tabii bunlar bütçe dahilinde. Sonuçta dediğim gibi bakanlığımızın vereceği kararlar doğrultusunda yapılıyor. Biz bunları talep ediyoruz buradan. Çiftçi adına biz talep ediyoruz. İlk birliklerin kuruluşunda 2-3 yıl birlikte küpelemeyi yaptı. Daha sonra bir proje kapsamında küpeler alındığı için Avrupa Birliği destekli zannedersem alındı. O yüzden tarım, il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılmasını istediler. Dolayısıyla küpeyi il ve ilçe tarım müdürlükleri yapıyor. Tabii bu proje kapsamında olan işletmelerin küpelemesini yine teknik personelimiz yapıyor. Küpelemeyi biz yaparsak çok daha iyi olur. Zamanda yapılır. Denetimini tabii ki devlet her noktada denetleyici görevini yerine getirmesi lazım. Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri tarafından gerekli denetim ve kontroller yapılırsa daha uygun olur diye düşünüyoruz. Hatta çiftçimiz artık birlik sistemi oturumundan dolayı aşıyı da siz birlik olarak yapın istiyorlar. Zaman zaman bize bunları söylüyorlar. Bizden bunları istiyorlar. Az önce söylediğim gibi şimdi bu kanunun çıkmasıyla birlikte bazı yetki devri birliklere yapılabilir. Peki ileriki süreçte inşallah küpe de olur, aşı da olur, birlikler üzerinden yapılabilir. Birlik çalışanları olarak da kadromuz oturmuş. Biz bunları yapabilecek potansiyelimiz ve gücümüz var. Bunları da yapabiliriz. Sektörün en büyük sıkıntısı ise veteriner ihtiyacı.
bölgede hayvan sayısıyla yayla ve meraların fazla olması hayvan hastalıklarıyla mücadelede bazı güçlükler doğurabiliyor. Zaman zaman çiftçimiz tabii şu sıkıntıları bize söylüyor. Yeteri kadar aşı yani %100 yapılamıyor. Bunlar ciddi sıkıntılar. Ya da bir hayvan hastalıklarıyla mücadele olduğu zaman yeterince belki zamanda yapılmıyor. Şu an Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü de sağ olsunlar titiz bir şekilde yani hayvan hastalıkları olduğunda müdahale ediyorlar. Zamanda gidiyorlar aşı ve küfe yani yapıyorlar. Ama tabii dediğim gibi belki yetersiz kalınıyor. Hayvan potansiyelimiz fazla olduğundan dolayı, meraların geniş olmasından dolayı %100'üne ulaşılamayabiliyor. Bunlardan inşallah birlikte üzerine yapılırsa daha zamanda ve sağlıklı bir şekilde yapılır. Devlet de kontrol ve denetimini sağlarsa daha verimli olacağına biz inanıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kırkım da önemli bir sıkıntı çiftçimiz açısından. Çiftçimizi elektrikli kırkıma özendirip geçişini sağlamak amacıyla da 585 adet elektrikli kırkım makinesi biz çiftçilerimize dağıttık. Çiftçimizi buna teşvik etmek için şu an o projemiz de başarıya ulaştı. Çiftçi artık kendisi temin edip bu şekilde o eziyetten, makaslardan kurtulup bu kırkım sıkıntısını da böylece aşmış olduk. Çiftçi temsilcisi olarak MERA komisyonlarında biz de birlik olarak yer almak istiyoruz. Yani bununla ilgili Sayın Valimiz sağ olsun zaten hayvancılığa çok duyarlı. Zaman zaman sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek neler yapabiliriz? Hangi projeleri geliştirmemiz lazım? Hangi projelere destek verirsek verimli olur? Zaman zaman toplantılarda da biz bunu söylüyoruz. Bu imkanı Sayın Valimizle sürekli sık sık buluyoruz. Ben bu anlamda da Sayın Valimizin ilimize çok iyi hizmetler vereceğine inanıyorum. Birlik önümüzdeki yıllarda pazarlama noktasında bazı stratejileri hayata geçirmeyi planlıyor. Hedef ise küçükbaş hayvanların %50'sini birlik aracılığıyla pazarlamak. Pazarlama noktasında bizim ciddi eksiklerimiz var. Bunlarla ilgili bizim düşüncelerimiz var ama tabii ki imkanlar dahilinde bunda inşallah 2-3 yıla kadar bu sistemlerin hepsi oturmuş olacak. Pazarlama noktasında da biz birlik olarak pazarlama departmanını oluşturduk. Şu anda küçükbaş hayvanı geçen sene bir kısım aldık. Bu sene inşallah hedefimiz en azından %50'sini birlik aracılığıyla pazarlamak, çiftçimize pazar bulmak. Bunu hedefliyoruz. Genel merkezimiz, Sayın Genel Başkanımız ve yönetimimiz Kombina Genel Müdürü ile yapmış oldukları görüşmeler sonucunda Allah razı olsun hepsinden. Kombina Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapıldı. Küçükbaş hayvancılığın kesimi birlikler üzerinden yapılıyor. Buna ayrıca sağ olsun bakanlığımız birlik aracılığıyla yapılan kesimlere kilogram başı 60 kuruş artı ödeme yapıyor. Bu da pazar noktasında ciddi bir gelişme. Yine emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz çiftçilerimiz adına bunlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bundan sonraki çalışmalarımız tabii ki hep devam edecek. Bizim için önemli olan şu çiftçilerimizin sahada çalışan teknik ekiplerimize sahip çıkması, yardımcı olmasını biz talep ediyoruz, istiyoruz. Ekibimizle, personelimizle çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı ben tüm çiftçilerime buradan özellikle her konuda birliğin her türlü hizmetlerine sahiplenmelerini istiyorum. Çünkü birlik onların, birlik hep birlikte biz bir gücüz. Birlik güçlendikçe çiftçi güçlenecek. Buradan da ben çiftçilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Ağrı, Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Nuri Samancı ile Ağrı'nın verimli yaylalarında kısa bir tura çıkıyoruz şimdi. Yazla birlikte meraları yemyeşil bir görünüme kavuşan Ağrı'da ilk durağımız Gündoğdu Köyü. Burada ıslah projesi kapsamında yetiştirilen koç sürüsüne denk geliyoruz. Başkanım arkamızda koç sürüleri var ve sizler koç sürülerini
hayata geçirdiniz. Nasıl doğrudur, bir çalışma bunlar, yapıyorsunuz? Bu çalışma tabii halk eline ıslah projesi kapsamında şu an elde ettiğimiz geçen senenin kuzularından koçlarımızdan ıslah projesi kapsamında koçların bir kısmı bunları sağ olsun bakanlığımızın %80 hibe kapsamında desteklediği koçlar. Bunları inşallah 1-2 hayat tarım il müdürlüğümüz tarafından bunlar alınıp vatandaşın sürülerine verilmek üzere %80 hibe kapsamında dağıtılacaktır. Bu koçlarımız tabii üstün verimli koçlar. Bu yüksek akımlarda yapılan hayvancılığın ne kadar verimli ve ne kadar sağlıklı olduğunu görüyoruz. Asıl hayvancılık memleketi, koyunculuk memleketiyiz. Islah projemizde çiftçilerimize ciddi fayda var. Bu projelerin devamını istiyoruz. İnşallah biz iki tane şu anda halk elinde ıslah projemiz var. Üç projeye daha başvurduk. İnşallah bakanlığımız uygun görürse üç tane projeyi daha hayata geçirmek istiyoruz. Çünkü hayvan potansiyelimizin fazla olmasından dolayı proje sayımız az. Çiftçinin ciddi talebi var bu noktada. Ve bu koçlar da dediğim gibi şu an şu gördüğümüz koçlar ıslah projesinden temin edilen koçlar. Çiftçilerimiz adına biz yine il müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın valimize teşekkür ediyoruz. Çünkü sayın valimiz gerçi 1-2 aydır göreve başladı. Ama Ağrı'da çok güzel çalışmalara imza atacağına biz inanıyoruz. Çünkü sürekli sivil toplum örgütleriyle istişare halinde ara ara toplayıp yani neler yapılabilir, hangi projeler Ağrı'da geliştirilebilir diye bizlerden fikir alışverişinde bulunuyor. Biz kendisine yine çiftçilerimiz adına sayın valimize de teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Ağrılılar sıcak ve misafirperver insanlar. Bu verimli topraklarda doğup büyüyen Ağrılı çocuklarsa tüm içtenliğiyle karşılıyor bizi. Müsaadeniz olursa burada iki tane genç kardeşim var. Evet seni tanıyalım. Adım Yusuf, soyadım Samancı. Evet Yusuf, burada karlı su içiyorsun, kuzu yiyorsun, şu göbeği içine çek. Çek. Çektim. Hadi bakalım. Peki sen nasıl buluyorsun, buradaki yaşamı nasıl görüyorsun? Güzel. Güzel yani. Bu kadar mı ya? Evet. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaç yaşındasın? 13. Çek göbeğin içine. Peki buralara sık sık getiriyor mu baban seni? Yok, ben yazın hep buradayım. Hep yazın burada mısın? Evet. Yayladasın. Evet. Evet sevgili seyirciler, burada hormonlu hiçbir şey bulmak mümkün değil. Bulamazsınız zaten, arasınız da bulamazsınız. Burada her şey doğal olduğu için arkadaşımızın yanaklarını görüyorsunuz. Kırmızı kırmızı. Biraz kar suyu, biraz da burada tabii ki havanın güzelliği, oksijenin güzelliği. Her şey burada mükemmel. Sen gel bakayım ya. Sen ne yapıyorsun? Seni bir tanıyalım. Ha? Adım Barış, soyadım Samancı. Evet Barış, sen geliyor musun? Babam buralara getiriyor mu seni? Evet. Peki geldiğin zaman ne yapıyorsun burada koyunlarla, kuzularla, davada, yeşillikte ne yapıyorsun? Nasıl geçiriyorsun zamanını? İyi. Seviyor musun buraları? Evet. Okulda arkadaşlarına selam gönderecek misin, merhaba diyecek misin? Evet. Hadi bak, de bakalım bir arkadaşlarına burada ne diyeceksin, mesajın ne olacak? Tüm Türkiye'ye selam gönderiyorum buradan. Mehmet Nuri Samancı, kentlerin kalkınması için herkesi barış ve hoşgörüye davet ediyor. Bölgemiz gerçekten güzel. İnsanlarımız misafirperver. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafı güzel. Ülkemiz güzel. Birbirimizi sevelim, sayalım, kucaklayalım birbirimizi. Asla biz et tırnak gibiyiz. Bu bölgelerin gelişimi içinde barış sürecinin devam etmesi gerektiğine biz inanıyoruz. Canı gönülden bunu da destekliyoruz. Bu barış sürecinin baş mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza da biz ayrıca defalarca binlerce kez teşekkür ediyoruz. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin Gündoğdu köyündeki yayla gezintimiz devam ediyor. Mehmet Nuri Samancı ve Ağrılı çiftçiler bizi yer sofrasında tamamen organik bir köy kahvaltısıyla ağırlıyor. Ağrı ilimizin Taşlıçay ilçesinin Gündoğdu köyünün yaylalarındayız. Burada değerli başkanımız Ağrı ilinin Koyun Keçi Damızlık Yetiştiriciler Birliği başkanımızın yaylalarındayız. Yaylalarına geldik. Burada tabii ki sütüyle, yoğurduyla, peyniriyle, çayıyla, köy ekmeğiyle bize bir kahvaltı hazırladılar. Biz de bu kahvaltıyı birlikte kendileriyle yemeye çalışacağız. Tabii nasip ederse Rabbimiz. Efendim duygularınızı alabilir miyiz? Her şey burada doğal. Gördüğünüz gibi peynirimiz, evet, yağımız, buradaki hayvancılık. Ondan sonra hayvancılığın merada beslendiği için tamamen her şey doğal.
ürünlerimiz yani lezzeti bundan dolayı çok lezzetli. Hadi güzel. Arkadaşlar. Buyurun abi. Devam edin siz. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Şimdi başkanım yıllarca bize margarin yedirdiler. Yıllarca bize katı yağ yediler. Tereyağı yemeyin, işte peynir yemeyin, şunu içmeyin yediler. Siz ne diyeceksiniz? Katılıyor musunuz Sayın Başkan? Valla katılmıyorum. Aslında organik olan ürünlerden tüketmek lazım. Böyle hani hiçbir şey insanın kendi sağlığından daha önemli değil.